İyi kalpli insan Esra Hoca. Sevgili Esra Hocam, bir sürü güzel anımız oldu. Saymakla say bitmez. O gün herkes bir telaş içindeydi. Ne olduğunu anlamadık. Sizin vefat ettiğinizi duyunca kalbime küt diye bir şey oturdu. Ya Esra Hocam görevine bağlı, yani öğrenciliğiyle de çok ilgili, alakalı, yani hani öğrencilerinden ziyade ailelere kadar ilgilenen, takip eden birisiydi. En sonunda deprem olmadan yaklaşık 2-2,5 ay kadar önce Kahramanmaraş Arif Balduk Ortaokulu'nda görev yaptığı okulda bizzat bana da dedi, abi böyle bir kütüphane projem var. Hani böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Çocukların hani okuması için, böyle bir çalışma için. Hatta biz de çalıştığım kurumla ilgili görüştük. Kitap desteği sağlayacaklarını söylediler, şey yaptılar. Yani proje ilerliyordu. İşte ta ki 6 Şubat'taki bu asrın felaketi olan depremde kız kardeşim Esra Demirkol Tanrıverdi, eniştem Mehmet Sefa Tanrıverdi, yeğenim Yusuf Çınar Tanrıverdi, öbür diğer yeğenim Hatice Defne Tanrıverdi'yi kaybettik. Acımız büyük. Yani kütüphane bu Endülüs Okuma Vakfı Derneği temsilcileriyle de görüşmüş. Sağ olsunlar, depremden sonra hocam bana dönüş yaptı. Esra hocamın dedi, rahmetlinin dedi, böyle böyle bir projesi vardı. Dedim doğrudur hocam, benim de bilgim vardı. Biz dedi Harun Bey dedi, bir de şey yapacağız, hani pilot bir okul seçeceğiz. Orada yapacağımız çalışmada Esra hocam ve ailesinin dedi ismini vermeyi düşünüyoruz. Dedim dua ettim, Allah razı olsun, yani ismi yaşayacak en azından bir yerde çocuklarıyla. Esra hocamın, kız kardeşimin yani yapmak istediği hayalindeki proje yarım kalmıştı. Sağ olsun hocalarımın yardımıyla tekrar bu projeyi tamamlamış olduk. Öğrencilerimizde bir okuma sevgisi ve bir okuma sorumluluğu kazandırmak için gönüllü öğretmenlerle hareket eden bir çalışmadır. Biz projedeki öğretmen arkadaşlar olarak kendi aramızda bir para topladık ve hocamızın adının yaşayacağı bir kütüphane kurmak istedik. Projemizdeki her bir öğretmenimiz gibi Esra hocamız da okumaya gönül vermiş bir öğretmenimizdi. Onun ismi en güzel bir kütüphaneye yakışır diye düşündük. Öğrencilerini çok seven bir öğretmendi. Çok heyecanlıydı. Güzel işlerde koşturmak için hep önde olmak isterdi. Esra hocamızın vefat etmeden önce bir kütüphane açma hayali vardı. Biz de o yarım kalan hayali arkadaşlar olarak gerçekleştirmiş olduk.